Selam arkadaşlar. Şimdi size gemiyi gezdireceğim. Gemimiz Panamax gemisi, 81.500 tonluk gemi. Son günüm. Hazır son günümken dedim size bir gemiyi gezdireyim, gemiyi göstereyim. Gemiyi tanımayan arkadaşlar vardı. Nerede ne var, nerede ne yok. Onları göstereceğim size. Kış taraftan başlayalım isterseniz. Ondan sonra baş tarafa doğru gidelim, iskeleden geri dönelim. Arkadaşlar burası geminin kış tarafı. Bayağı bir rüzgar var, sesim zor gelebilir. Bunlar kış rüzgarlar. Hava manevrasını yapıyoruz. Yanaşırken falan bunlar kullanıyor. Hava tamburları üzerinde kontrol kolları. Şöyle göstereyim. Kontrol kolu burada. Bunlar. Ondan sonra şöyle free fall var. Can kurtarma botumuz burada. Sancak taraftan giderim ileri doğru. Şöyle can simidi var işte. Fır döndüler var. Babalar var. Boçalar var. Bu gangway limana yanaştığımız zaman bunu hazırlayıp aşağıya indiriyoruz merdiveni. Şeyden dolayı gemiye gelen giden bu merdivenden gidip geliyor. Ondan sonra şöyle göstereyim. Burası 7 numaralı ambar. İşte 7 ambar var zaten. 7 numarası burası. Burası crosscheck. Bu crosscheck'te işte spring tambur ırgatı burada. Ambar girişleri çıkışları var. Ondan sonra kontrol box'ları var. Yani ambar kapaklarını açar kapatırken kontrol kumandaları crosscheck'lerde. Ondan sonra gelelim. Bir spring tamburu kış tarafta var. Burada işte çarmıhlar var. Yine ambar giriş menüleri. Hepsinin aynı zaten. Bu bizim combination. Combination gangway ile beraber. Buraya da kanalları geçerken, ondan sonra bu kanallardan, boğazlardan geçerken, ne bileyim pilot alırken falan bu şeyi hazırlıyoruz. Combination hazırlıyoruz. Combination'la gemiye giriyorlar. Gemiden ayrılıyorlar. Burası middle store. Middle Store'da da balast valflerinin balast valfleri var. Hani bunlar açılıp kapanıyor. Elektronik bu. Hani manuelde buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burası 4 numaralı ambar. 4 numaralı ambarda bunun bir özelliği var. Şimdi gemi boşken buraya deniz suyu alıyorsun pompalarla. Yani balast alıyorsun. Ondan sonra o balastı, balastı aldığın zaman gemi ağırlaşıyor, suya çöküyor. Yani suya daha iyi basıyor. Geminin dengesini sağlıyor. Hani sallantısını azaltıyor, öyle söyleyeyim. Onun dışında 3 numaralı ambarı geçtik. Burada 2 numaralı ambar var. Bu arada biz gemide 250 metre falan. İki defa gidip gel 500 metre yapıyor. Geçen gün akıllı saat kullanıyorum çalışırken. 11.1 kilometre yol yürümüştüm. 250 metrelik gemin içinde. Burası da baş spring. Yani loş alatları verirken spring kalatını buradan veriyoruz. İşte loş alatları burada. Şimdi geçerken göstereceğim size. Kontrol kumandası burası. Ondan sonra size söylediğim açma kapama, hatch cover operation box diyor zaten. Ambar açma kapama kolları burada. İşte 220 watt elektrik çıkışları var. Her ambarın başında, kıçında ikişer tane var. 440 da var iki ambarın kıçında. Şimdi burada bizim şeytan çağırma var. Yani emergency, acil bir durumda gemiyi terk edebiliyorsunuz buradan. Baş tarafa çıkalım.
baş tarafı göstereyim. İskele taraftan kış tarafa doğru gidelim. Videomuzu bitirelim ondan sonra. Aynı kış taraftaki gibi, kış taraftaki gibi işte şubatlar var. Palanlar var tabii. Ayrıca demir atabiliyorsunuz. Bak demirler de burada zaten. Komandaları falan var. Boşanlar, babalar. Onlar burada. İşte neden yavaş yavaş gidelim. Bugün de bayağı bir rüzgar var. Hep ben boyadım. Baş taraftan baş tarafta duvarın dışına kadar. Cross tekler, sancak, iskele komple ben boyadım. Güzel oldu ama. Baksana. Ayrıca tam burada mesela şu yeşil VBT2, VBT3 diye gördükleriniz bunlar overflow hava fire. Balast aldığınız zaman drain ediyor buradan. Hani fazla gelen suyu buralardan dışarı yatıyor. Kargo hold motor vent'ler var. Ventilation'lar. Bunlar da yüklerken ambarı havalandırmak için kullanılıyor. Bunlar kedi köprüsü. Cross-tech'leri geliş geçişlerde. Devrelerin üzerinden geçerken kayarsınız, düşersiniz falan bir şey olur. Şurada hold ballast ventilation'lar var. Ambara ballast aldığınız zaman onlara uçursunuz. İşte burada ne bileyim yangın kurtumu var, yangın devresi var, deniz suyu devresi, hava devresi var. Aynı sancaktaki gibi kombinasyon burada da var. Pilot alırken, verirken aynı şekilde bunları hazırlayıp indirip güvenli bir şekilde pilotu gemiye alıp gemiden indirebiliyoruz. Tatlı su devreleri var. Her cross-tech'te birer tane tatlı su devresi var. İskele tarafta hava devresi var aynı şekilde. Şu devrelerde bu kadar çok olmasaydı daha güzel olacaktı ama. Ne bakalım. Var işte gördüğünüz gibi boşalar baba. Bu arada hava sardınız. Şeye baba diyoruz. Baba derken onun adı baba yani. Burada yakıt ikmali yaparken bunker başları hortumlarını almak için bir tane crane var. Yine sancak taraftaki olduğu gibi iskele tarafta da gekleyi var. Yine bir de yukarıya çıkalım. Bir yardan da göstereyim size gemiyi. Daha güzel olur. Burada çıkmam lazım. 2 dakika sonra video kapanacak. Hafıza kartım ufak biraz. Karaya çıktıktan sonra kart alacağım. Abi şu manzaraya baksanıza ya. Hangi meslekte böyle bir manzara var? Zaman bunları kullanıyoruz. Ondan sonra bakın geminin en yüksek noktası burası. Grani direği. En yüksek bura. Bu da Miyar güvertede. Fotoğrafçısı Mehmet Aksoy. Kendi rekorumu egale ettiğim gemi. En uzun bu gemide çıkmış. Güzel günler geçti. İyi kötü günlerimiz geçti. Güldük, eğlendik. Güzel güzel çalıştık bu gemide. Ciddi işler yaptık, güzel işler yaptık. Zamanımız bu kadarmış.
ayrılma zamanı geldi. Bugün son günümüz, yarın 9'da gideceğiz. Arkadaşlar, yarın bu şekilde. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.